Kahramanmaraş İşkur İl Müdürü Ali Yüce, kayıtlı işsizler ve işe yerleştirme verileriyle ilgili Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta 2018 yılı içerisinde 14.343 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Yüce, bu yıl içerisinde kayıtlı olan 49.412 kişiden 14.343'ünün işe yerleştirildiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 Kasım ayında başlatmış olduğu çalışma hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında uygulanan istihdamı artırıcı, işsizliği azaltıcı teşvik programlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kasım ayı sonu itibariyle il müdürlüğümüze kayıtlı işsiz sayısı 49.412. Ha, burada şunu da ayrıca belirtmek isterim. Bunların hepsi işsiz olduğu manasına gelmez. Herhangi bir yerde çalışıp da daha iyi şartlarda iş arayan kişiler de il müdürlüğümüze müracaat ederek daha iyi şartlarda iş arayabilirler. Dolayısıyla da bunlar da iş arayan kapsamında değerlendirildiğinde sayının daha düşük olduğunu biliyoruz. 49 bin kişinin hepsinin işsiz olmadığına da değinen Yüce, bize çalışan bir kişi daha iyi şartlarda iş bulmak için de başvurabilir dedi. Kasım ayı sonu itibariyle İşkur İl Müdürlüğü olarak 14.343 kişiyi işe yerleştirmiş bulunmaktayız. İnsanlarımız daha ziyade daha kolay 8-5 hafta sonu tatili olan vardiyasız işleri tercih ettikleri için özellikle Türkiye'de bir öncü üretimde, imalatta öncü şehir olan özellikle tekstil ve çelik mutfak eşyaları alanında pek çalışmaya gönüllü olmadıkları için bu aradaki açık işi kapatamamış bulunmaktayız. Yüce daha sonra aktif iş gücü kurs ve programlarından bahsetti. Kurumumuz işe yerleştirme hizmetlerinin yanında iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde eleman temini noktasında da mesleki eğitim kursları açıyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve normal vatandaşlarımız için, eski hükümlerimiz için girişimcilik eğitim programları düzenliyor. Programlarımızın içerisinde en popüler olan ve şu anda ciddi rağbet gören işbaşı eğitim programı. Biliyorsunuz işbaşı eğitim programında da işletmelerin çalıştırdıkları kişilerin %30'una kadar imalat sektöründe 6 ay, hizmet sektöründe 3 ay, özellikle bilişim sektöründe de 9 ay süreyle katılımcıların asgari ücrette maaşlarını biz ödüyoruz ve bu kişiler de istihdama dahil edildiğinde belirli sürelerle bu kişilerin SGK primlerinin işveren katkı payı kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. İşkur İl Müdürü Ali Yüce mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim programları ve toplum yararına programlardan bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin uygulamaya koyduğu işsizliğin azaltılması yönelik diğer projelerimizden biri olan ilave istihdam teşviki. Bu nedir? Bunu da şöyle açıklamak gerekirse, 2017 yılı sonu itibariyle çalıştırılan ortalama işçiye ilave olarak alınan her işçinin vergisini ve SGK priminin tamamı işsizlik sigortası fonundan İşkur tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulamamız devam ediyor. İşsizlik ödeneği alanlara yönelik biliyorsunuz işsizlik maaşı ödemelerimiz var. Bir yeni uygulama, yeni sayılabilecek. Bizim mesleki eğitim kurslarımıza, işbaşı eğitim programlarımıza ve diğer programlarımıza katılan kadın kardeşlerimizin 2-5 yaş arasındaki çocukları varsa bunları belgelemek kaydıyla bu aldıkları ücretlere ilaveten 400 TL çocuk bakım desteği veriyoruz.